Merhabalar değerli dostlar. Evet, az önce asgari ücret açıklandı. 11.400 lira. Aşağı yukarı 11.000 lira olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü artık Türk İş'in rakamları dikkate alınmaya başlamıştı. Mesela Ankara'da 4 kişilik bir ailenin asgari geçim standartını ve yoksulluk sınırını bulan araştırmayı yapıyor. Burada zaten 10.800 lira civarındaydı en son açıklama. 11.000 lira olacağını biliyorduk. Üstü de geldi. 11.400. Bu sadece tabii asgari ücreti değil, aynı zamanda diğer çalışanların da ücret seviyesini belirliyor. Neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü şu an itibarıyla çalışanların önemli bir kısmı asgari ücret seviyesinin altında kaldı. Ne olacak? İşverenler asgari ücretle çalıştırmadıkları, daha üst ücret kademesinde çalıştırdıklarının maaşını yükseltmek zorunda kalacak ki asgari ücretle çalışmasınlar diye. O tabii otomatik olarak maliyetler yükseliyor. İşte birçok iş insanından telefon aldık. Tabii bu neyi gösteriyor? Enflasyonun sonuçlarıyla uğraşıyoruz, sebepleriyle değil. O yüzden bu asgari ücret görüşmelerinde emek kesimini temsil edenler önemli bir cümle kullanmışlar. Yani enflasyonu düşürmedikçe, yani sabahtan akşama ücretleri arttırıp bir şey fark etmez. Üstelik büsbütün enflasyonu da körükleyebiliyor. Ben bunu 1996 senesinde doçentlik savunmamda söylemiştim. Bana hani enflasyon şok tedbirle çözülür mü diye. Yani normalde çözülmez ama en şok olan tedbir, hedef enflasyonu gerisine törpüleyerek zam yapmaktı. Bunun üzerine çok kızmıştı hocalar, çok iyi hatırlıyorum, ama yapacak başka da bir şey yok. Çünkü sürekli olarak enflasyonun sebepleriyle uğraşmadan sonuçlarından mağdur etmemeye çalışırsak vatandaşı daha da mağdur edeceğiz. Ama ilginç bir şey oldu bu arada. Hani doğalgaz fiyatları sıfırlandı, bir de baz etkisi yan yana gelince döviz kuru yukarıda ama enflasyon aşağı doğru, bayır aşağı doğru gidiyor. Yani bu da çok inandırıcı gelmiyor insana, çünkü hayat pahalılığı ve ciro endeksleri gösteriyor ki en az %60 civarında gezinen bir hayat pahalılığı var. Şimdi bu ne oldu? İşte yaz aylarına girerken en azından ücretli kesimin belki de bir çok az, kısa süreli bir nefes almasını sağlayacak. Tabii o sırada Adalet Bakanı'ndan da bir açıklama geldi. Kiraların %25 oranında arttırılması ile ilgili maddeyi tekrar meclisten geçireceğiz. Geçmezse de geriye dönük uygulayacağız gibi böyle bir cümle kullanmış. Yani ilginç. Ama şunu söyleyeyim size. Zaten hem baz etkisiyle hem de bu doğalgaz fiyatının sıfırlanmasıyla sanıyorum Ağustos'a geldiğimizde %30'dan daha düşük bir enflasyona sahip olacağız. Ha 25, ha 30, ne fark eder? Yani dolayısıyla ev sahibiyle kiracı arasında hani 5 puan için bir kavga çıkacağını pek zannetmiyorum. Ama zaten %25'i de pek uygulayan yok. Sonuçta sürekli olarak mal sahipleriyle kiracılar arasında bir mahkemelik durumlar oluşuyor. Şimdi şunu söyleyeyim size. Bir kere çok birbirinden değişik talepler var ekonomide. Yani mesela faizlerin yükselmesini istiyor mevduat sahibi ama iş insanlığı faizlerin düşmesini istiyor. İhracatçı kurların yükselmesini istiyor, esnaf düşmesini istiyor. Emekçiler ücretlerin artmasını istiyor, işverenler çok artmamasını istiyor falan. Şimdi birbirinden farklı talepleri memnun edecek tek bir reçete yok. Dünyada yani zaten var olmamış bugüne kadar. Ancak enflasyonun sebeplerine eğilerek çözmeye çalışsaydık sanıyorum işimiz daha kolaydı. Dolayısıyla ayın 22'sindeki Merkez Bankası faiz açıklamasının öncesinde açıklanan asgari ücret aslında bir belirleyici oldu. Şu da gösteriyor ki yani hem hükümet hem de ekonomik kurmayları yerel seçimlere kadar yani rasyonel politikalara tam olarak dönmeyecek, hibrit bir sistemle gidecek. Buradan hareketle şöyle diyeyim, dolar cinsinden çok yükselmiş gibi gözüken bu asgari ücretin de Merkez Bankası'nın tatmin etmeyecek faiz kararıyla beraber yükselen dövizle birbirini nötralize edeceğini tahmin ediyorum. Cümle biraz karışık olduysa bir daha söyleyeyim. Asgari ücretin döviz cinsinden artması bir doğal sonuç oldu. Ancak buradaki sorun haline gelen rekabetçiliği 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın pek de tatmin etmeyecek faiz kararı neticesinde yükselen döviz kuruyla dengeleneceğini tahmin ediyorum. Net olarak anlattım artık yani. Dolayısıyla sanıyorum bu kısa süreli sevinç yerini bir kısım hayat pahalılığına bırakacak. Enflasyon oranları da aslında hani kiralar açısından bizi ilgilendiriyor. Eskiden enflasyon nispetinde ücret zammı yapılıyordu ama asgari ücret o kadar şiddetli bir hızla yapılıyor ki enflasyonu da geçiyor çoğunlukla, yani beklenti enflasyonunu geçiyor. Bu da ilginç. Yani şöyle, tabii devletin de işine geliyor çünkü herkes asgari ücretle çalışıp geri kalan parayı kayıt dışından alıyor. Ondan sonra, çünkü OECD araştırmasına göre asgari ücret çalışanların oranı toplam çalışanların %46'sı gibi, çok korkunç bir rakam. Bunun nasıl olduğunu biliyoruz çünkü kayıt dışı sektörler var ya da bütün çalışanlarını asgari ücretle çalıştırıp bordroda öyle gösterip farklı ödemeler yapanlar var. Kayıt altındakiler bunu yapamıyor. Haliyle asgari ücretin rakamı büyüdükçe içinden alınan vergi de artıyor. O yüzden vergi alınmasın diye tabii iş insanlarının haklı talepleri var. Bakalım bu iş nereye kadar gidecek. Özetle bizi bekleyen 4 tane karar var. Bunlardan bir tanesi asgari ücretti. Bugün açıklandı. Ardından kamudaki zamlar gelecek. Onları bekliyoruz. Merkez Bankası kararı var. O da Perşembe günü açıklanacak. Ve sonuncusu da tabii ekonomideki yeni yol haritası. Bakalım o nasıl açıklanacak. Tüm bunlar birleştirdiğinde herhalde, sanıyorum, yani çok sıcak bir yaz geçireceğimiz ortada. Hepinize hoşça kalın diyorum efendim.